Selamünaleyküm arkadaşlar. Arzu'yla YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kara lahana çorbası yapacağız. Önce yazdan buzluğa attığım süt mısırlarımı tencereme birazcık koydum. Üzerine su ekledim. Ve üstüne çıkan mısırın kepek gibi olan şeylerini alıyorum. Ocağıma koydum, altını açtım, tuzunu attım, kaynamaya bıraktım. 15 dakika falan kaynatıyoruz. Burada lahanalarımın uç kısmını kestim. Ve şimdi lahanalarımı doğruyorum. Kanalıma abone olup desteklerseniz sevinirim. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Lahanalarımı doğradım. Aynı şekilde devam ediyorum. Lahana koyup yıkamaya alıyorum. Hepsini doğradım. Bol suyla yıkadım. Şimdi süzgeç alıyorum. Suyu geçti lahanalarımın. Mısırımı koyuyorum. 3 yemek kaşığı koydum. Yetersiz gelirse tekrar ekleyeceğim. Mısırlarım pişti. Tekrar kontrol edip tuzunu eklemiştim önceden. Şimdi lahanalarımı ekliyorum. Ve karıştırıyoruz. Eğer unu yetersizse biraz daha un ekliyorum. Ve şimdi pişmeye bırakıyorum. Altını yüksek ısıda açıyoruz. Ve pişirmeye bırakıyoruz. Lahanalar kaynarken, pişerken ben de yemeğimizin soğanlarını doğruyorum. Bir tane büyük boy soğan ince ince doğruyoruz. Veya da 2 tane küçük soğan. Yeşil biber de atabilirsiniz içine. Tavama alıyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı, 5-6 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağımı da ekledim. Azsa biraz daha ekleyebilirsiniz. Ocağa koydum soğanlarımı kavurmak için. Şöyle acı köy biberlerim vardı, acı tatlı karışık, onlardan ekledim. 1 yemek kaşığı salça attım. Güzelce salçayla birlikte kavuruyoruz. Pul biber de atabilirsiniz. Bu yemeğimiz yöresel bir yemektir. Karadeniz'e özgü. Salçam güzelce kavruldu. Çorbamızın yanına mısır ekmeği pişiriyorum. Şimdi kavrulan salçamızı yemeğimize ekliyoruz. Güzelce karıştırıyorum. Biraz da bu şekilde pişiriyorum. Yemeğim servise hazır. Bu
mısır ekmeğimi de pişirdim. Denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.